Gebe olmak istiyorsunuz ya da gebelik belirtileriniz var. Bunlar nedir? İşte bulantı, kusma, halsizlik, göğüs uçlarında hassasiyet vesaire. Acaba gebe miyim diye merak ediyorsunuz ama bunlarla gebelik anlaşılmaz. Ne yapacaksınız? Ya idrarda gebelik testi yapacaksınız ya da daha güvenilir olan, daha erken çıkan kanla gebelik testi yapacaksınız. Peki bu gebelik testini ne zaman yapacaksınız arkadaşlar? Hemen size kısaca özetleyeyim. Bu normal bir adet döngüsü. Düzenli adet gören bayanlarda yaklaşık 28 gün sürer. Bu adet döngüsünün ortasında ovülasyon yani yumurtlama olur. Bu dönemde bir birliktelik olursa bu yumurta hücresiyle erkekteki sperm hücresi birleşir ve döllenme olur. Döllenme olursa da yavaşça artık gebelik hormonu HCG salgılanır. HCG peki ne zaman salgılanır? Yani gebelik testi ne zaman belli olur? Kanda yapılırsa bu döllenmeden yaklaşık 9-11 gün sonra saptanabilir. Ama ideali adet gecikmenizi bekleyin. Adet gecikmeniz olduğu gün kanda test yapabilirsiniz. İdrar testi ise biraz daha geç belli olur. Çünkü önce kanda belli olur, daha sonra idrara geçer. Döllenmeden yaklaşık işte 15-16-17 gün sonra belli olur ama adet gecikmesinden bir 5 gün geçmesini bekleyin idrar testi yapmak için. Peki kan testi nasıl yapılır? Kolunuzdan bir tüp kan alınır. Bu kan otomatize cihazlara verilir. Serum ayrılır. Ve burada HCG denilen gebelik hormonu ölçülür. HCG'nin sonuçları nasıl olmalıdır? Gebe olmayan kişilerde bu 10 ve aşağı seviyede olur birimi. Gebelik varsa 10 ve üzeri olur. Bakın burada bir örnek. HCG seviyesi sonuç 1.2'den küçük gelmiş. Muhtemelen gebelik yok. Tabi bu gebeliğin ilk 3 ayında sürekli artar. Yaklaşık 2 ile 3 günde bir 2 katına çıkar. Düzenli artış gebeliği daha iyi gösterir. Ama gebeliğin kesin tanısı nedir arkadaşlar? Ultrasonda gebelik kesesinin görülmesi veya bebeğin kalp atışlarının duyulması ile olur arkadaşlar. Evet. Demek ki kanda gebelik testi ne zaman yapılırmış? Döllenmeden yaklaşık 11 gün sonra, yani adet gecikmesinin olduğu ilk günden itibaren yapılabilirmiş.